YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir manzaradan sesleniyorum. Arka taraf bombastik bir manzaraya sahip. Bugünkü videomun konusu uzun zamandır çekmeyi düşündüğüm ancak bir türlü çekemediğim Avustralya'daki aylık kazancım ve Avustralya'daki aylık giderlerim. Bu videoyu çekerken Avustralya'daki banka hesabımdan çok yararlandım. Çünkü orada direkt işte aylık harcamalarım, işte alışverişe ne kadar harcamışım, kiraya ne kadar vermişim. Zaten kirayı biliyordum da dışarıda ne kadar yemek yemişim falan filan hepsi böyle patır patır çıktı. O yüzden çok faydalandım oradan. Beni ilk kez bu videoyla izleyecek olanlar olabilir. O yüzden onlara kısa bir hemen özet geçeyim. 4 aydır Avustralya'dayım. Sonunda söyleyeceğim paraları baristalık yaparak kazandım. Geldiğimden beri barista olarak çalışıyorum. Bu arada bu videoyu çekmek için bir yazdım, çizdim, ne kadar harcadım, işte gelirim ne kadar, giderim ne kadar. Çünkü hiç böyle bakmamıştım. Şaşırdım biraz açıkçası. Biraz şaşırdım. Evet, hazırsanız Avustralya'daki aylık giderlerimle başlıyoruz. Evet, ilk giderim kira. Tabii ki de hepimizin ödediği, hepimizin ana temel gideri kira. Nasıl bir evde kaldımın videosunu zaten ev turu vlogunda çekmiştim. Merak edenler varsa hangi eve bu kirayı ödüyorum ona bakabilirler. Kaldığım ev 6 kişilik. 3 tane odası var. Ve City'ye çok yakın. Pyrmont. Pyrmont neyi ya? Bilmiyorum. Pyrmont suburb'ü diye geçiyor ama Pyrmont mahallesi mi? Mahallesi herhalde. Tam mahalle uymadı da işte Pyrmont bölgesi. Bölgesi değil, Pyrmont bölgesinde kalıyorum. Haftalık kiram 220 dolar. Aslında Avustralya'da çoğu şey haftalık ödeniyor. Ama ben Türkiye ile kıyası açısından hepsini aylık olarak hesaplayacağım. O yüzden kiram haftalık 220 dolar. Buna aylık 880 dolar ödüyorum. Evet, kira kalemimiz 880 dolar. Bir diğer gider kalemimiz. Telefon faturası. Avustralya'da Optus hattını kullanıyorum ben. 10 GB internete 30 dolar ödüyorum. Bu aylık zaten. Onu direkt 30 olarak yazdım. Sıra geldi mutfak alışverişine. Şöyle ben böyle meyvesi, sebzesi, eti, tavuğu falan böyle şeyler çok yiyen bir insan değilim. O yüzden genel olarak mutfak alışverişim normal insanlardan biraz daha düşük tabii ki. Çünkü çok fazla bir şey yemiyorum. Beni tanıyanlar bilir. Yalnızca makarnayla ömrümü geçirebilirim yani. O yüzden genel olarak makarna alıyorum. Makarna da çok ucuz olduğu için alışverişim çok bir şey tutmuyor yani. Bunun için işte banka hesabıma baktım. 4 aylık harcadığım alışveriş tutarına baktım. Ve işte bunun ortalamasını aldım. Ortalaması 150 dolar çıktı. Yani mutfak masrafım da aylık 150 dolar. Evet, dışarıda yemek yemek. Dışarıda yediğim yemeklerin hesabı. Bunun daha az olacağını düşünüyordum ama biraz çok çıktı. Yani tabii ki Türkiye'ye göre yine az da. Bunun da yine 4 ayın ortalamasını aldım. Bu da 165 dolar oldu. Dışarıda yediğim yemekler. Yani Türkiye ile kıyasladığın zaman 165 birim aslında hiçbir şey. Haftada ne kadar çıkıyorum? Haftada 2-3 gün dışarıda yiyorum. Yediğim yemekler nedir? İşte makarna yiyorum, pizza yiyorum falan. Bir dışarı çıktığımda ortalama 20-25-30 dolar harcıyorum. Bu aylık olarak 165 dolara denk gelmiş. Bu da bir diğer gider kalemim. Evet, bir diğer giderimiz ulaşım. Şu an iki işim var ve iki işime de yürüyerek gidip geliyorum. O yüzden toplu taşıma kullanmıyorum. Toplu taşımayı yalnızca böyle işte bir yerlere gideceksem, mesela buraya gelirken kullandım. Onun haricinde günlük hayatımda kullanmıyorum. O yüzden ulaşıma harcadım. Bağırma çocuğum. O yüzden ulaşıma harcadığım para da aylık 21 dolarmış. Yani hiçbir şey harcamıyorum. Çünkü kullanmıyorum. Her yere yürümeyi çok seviyorum. Her zaman ayaklarımı kullanıyorum ulaşım için. Okuluma da 3 ayda bir 1500 dolar ödüyorum. Onu da aylık baza vurursak ayda 500 dolar ödüyorum ona. Başka düşündüğüm giderlerim kira, telefon faturam, mutfak masrafım, dışarıda yediğim yemek, ulaşım ve okul. Düşündüm, banka hesabıma da baktım. Başka bir gider bulamadım. Yok başka giderim. Gerçekten yok. Vallahi bulamadım. O yüzden aylık giderim 1746 dolarmış. Okulumla birlikte işte kiram, telefon, her şeyim, az önce saydığım her şeyle birlikte 1746 dolarmış aylık giderim. Bu arada bahsettiğimiz dolar Avustralya doları. Onu söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bu videoyu çektiğim anda Avustralya doları 12,50 Türk lirasına eşitti. Şu an çeviremiyorum Türk lirası olarak ne kadar harcamışım. Asla çarpamam, matematiğim sıfır.
Evet, şimdi de aylık kazancıma geldik. Şöyle ki aylık kazancımı net bir şekilde söyleyemeyeceğim. Çünkü hala net bir şeye oturmuş değil. Onu da hemen kısaca bahsedeyim. Ben ilk Avustralya'ya geldiğimde bir 3 hafta kadar bir 5 gün çalıştım. Daha sonra okulum başlayana kadar bir ay, bir buçuk ayda haftanın 7 günü çalıştım. Sonra okulum başladığı 6 gün çalışmaya başladım. Bu 4 aylık süre boyunca bir 2 hafta falan çalışmadım. Bir iş arama sürecim oldu falan filan. Toplamda 2 hafta çalışmadım herhalde. Bazı zamanlarda çok çalıştım, dediğim gibi 7 gün çalıştım, işte mesela önümüzdeki hafta 60 saat çalışacağım falan. O yüzden net şu kadar kazanıyorum diyemiyorum. O yüzden bunu da banka hesabımdan faydalanarak bir ortalamasını buldum. Bu zamana kadar 4 aydır ortalama 4500 dolarla 6000 dolar arasında kazanmışım. Yani gelecek ay ne kadar kazanacağım onu da bilmiyorum. Çünkü hani dediğim gibi değişiyor ama ortalama bu civarlarda kazanıyorum. 4500 dolarla 6000 dolar arası. Mesela önümüzdeki zamanlarda ne kadar kazanacağım onu da bilmiyorum. Çünkü bir işimden ayrılmak zorundayım. Müzeyle tam zamanlı sözleşme imzalayacağız falan. Maaşım ne olacak onu hala bilmiyorum. Ama bu zamana kadar kazandığım o aralık bu şekilde. Ama bunu TL'ye çevirdim. Çünkü herkes bunun TL ne kadar olduğunu merak ediyordu. Bu da Avustralya kurunun 12.50 olduğunu düşünürsek aylık 56.000 TL ile 70.000 TL arasında gidip geliyormuş Avustralya'daki aylık kazancım. Evet. Bitti. Bu kadar. Galiba çok kısa sürdü bu video. Ama bu çok merak ediliyordu. Ne kadar kazanıyorsun? İşte sana yetiyor mu? Para biriktirebiliyor musun? Vesaire vesaire. Para biriktirebiliyorum. Ama çıkan sonuç beni biraz şaşırttı. Çünkü ben çok daha fazla para biriktirdiğimi düşünüyordum. Ama çok biriktiremiyormuşum. Aylık giderim ortalama 1700 desek. İşte 4,5'la 6'nın ortalaması 5,5 mu oluyor? 5,5 falan desek 1700'ü yuvarlasam 2, 3500 dolar biriktiriyormuşum. Güzel aslında, bence kötü değil. Ben bir de iyi para biriktiririm. O yüzden birikiyormuş. Avustralya'ya gelme konusunda kararsızlık yaşayan varsa, çalışınca işte geçinebilir miyim vesaire gibi soru işaretleri olan varsa, şunu söyleyebilirim ki Avustralya'da çalıştığınız sürece bence geçim sıkıntısı çekmezsiniz. O yüzden öyle bir soru işaretiniz varsa yatırım tavsiyesi değildir. Ama çalıştığınız sürece geçinebileceğiniz için eğer bir soru işaretiniz varsa bu konuda çok olmayabilir bence. Çünkü dediğim gibi yani evet, 4 aydır Avustralya'dayım. Ortalama kazancım ve ortalama giderlerim bu şekilde. Hepimiz bir rahatladık değil mi? Bunu öğrendik hep birlikte. Ben de çünkü ilk kez bu kadar böyle detaylı yazdım. Ne harcamışım, ne kazanıyormuşum falan. Ben de rahatladım arkadaşlar. İnşallah Aşk Tom gelince iki kişi ne kazanıyoruz, ne kadar harcıyoruz onları da çekeriz. Çünkü yaklaşık 2 hafta sonra yeni eve taşınacağız ve kira giderim değişmiş olacak. İşte Aşk Tom gelince onun da maaşı eklenecek falan filan. Şu anki masraflarım tek masraflarımdı ve tek başıma kazandığım gelirimdi. O yüzden inşallah çiftli bir videoyu da çekeriz. Bu böyle çok konuşma videosu olmadığı için galiba şu an bitirebilirim. Çünkü başka ne söyleyeyim? Gelirlerim giderlerim buymuş. Ne kadar şeffaf şeffaf açıkladım, gördünüz mü? Bu videomun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.